Anne. O eşyalar. Anne. Ay, ne oluyor yine? Ne demek yetiştiremedik? Öyle bir şey olur mu? Delirtmeyin insanı. Ya bu kadar insanı biz nereye oturtacağız söylesene. Rezil olduk rezil. Sakın bir şey söyleme. Bak çok sinirliyim, ağzımdan kötü bir laf çıkacak sakın. Bir şey demedim. Oktay, Oktay bir şeyler yapsana. Ya sen bu evin erkeği değil misin ya? Ne yapayım Gönül? Ya git mobilyacıyı döv. Ne yapacağım diyor ya. Akşama iptal edelim. Uçarım üstüne sus. O kadar hazırlık yaptık, iptal edelim diyor. Gelin benimle, gelin benimle, gelin gelin gelin. Gelin. Yalnız kişi ayakta kalıyor. Efsun, canımı sıkma benim. Neyse canım olsun, ne güzel işte. Böyle ilginç bir ev oldu bence. Bak Efsun, vallahi çok sinirliyim. Ne olur. Sinirlenme anne. Bak ne güzel, teyzemin eşyaları buraya çok yakıştı. Bence burada kalsın bunlar. Edirne, Fatsa, Samsun da nereden çıktı Allah aşkına? O kadar kodladım ben. Yine mi yanlış yazmışlar? Aa. Aa, baba, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ya sende bir şey var, söylesene. Ha? Ne sıkıldı senin canım? Bir şey mi var senin, anlatsana. Şey aklıma geldi. Daha dün bir tabak yemek yedirebilmek için peşinden koşardım. Gel, gel diye. Şimdi gelin oluyorsun. Ha? Baba, o meşhur konuşmayı yapmayacaksın herhalde benimle, değil mi? Lütfen. Seni hastanede ilk gördüğümde prensesler gibi. Pembe bir battaniyeye sarmışlardı. Bugün kendimi kral gibi hissettim sayende. Acaba kralın biraz gözleri mi doldu? Burası her zaman senin evin biliyorsun değil mi? Yani kimsenin seni üzmesine müsaade etme, tamam mı? Aa Oktay, Oktay sana verdiğim şurubu içtin değil mi? Bak milletin önünde heyecanlanırsın, elin ayağına dolanır, rezil oluruz sonra. Şimdi beni senden isteyecekler ya, sana vermezsin olur biter. Üzüldüğün şeye bak. Ay lütfen yeni adetler çıkarmayın. Ailenin en büyük kimse ondan istenir. Kimden isterlerse istesinler. Ama seni benden alacaklar, burası kesin. Anneanne. Hadi sen anneanneciğim kalk. Sinanlar gelecek şimdi. Anneanneciğim. Anneanne. Anne. Anne. Anneanne. Anne. Ne oluyor? Aa, nesi var anneannemin? Ya hepsini bitirmiş. Kendine gelsin, mümkün değil. Sanki biraz naz ediyorsun ama. Benim sende gözüm. Anne Cavide şimdi beni kimden isteyecek? Vallahi geldi. Ama geldiler. Korkmayın canım. Gelirlerse gelsinler. Bu halde bizi görünce kaçarlar zaten. Ben bakarım. Hadi koş, koş, koş. Siz durun, siz durun. Seç birini. Üresin mi, türesin mi? Ha, niye? Kızım, ailenin en büyüğünden isterler. Adettir. Hadi seç birini. Siz olsanız kimi seçersiniz? Ne olur söyleyin. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Pek zevkliymişsiniz. Enteresan. Oktay amca eşyalar ne oldu? Hırsız. Yangın. Yangın, hırsız. Vallahi işte hırsız, yangın. Böyle bir sürü sevimsiz şeyler. Boş verin. Heykel Hanım yok mu? Tansiyonu düştü. İçeride yatıyor. Birazdan gelir. Aa, tam tansiyonu da düşecek günü bulmuş. İnsan dikkat eder kendine böyle bir günde. Sağlık tabii. Sağlık da biz kızı kimden isteyeceğiz? Aman acelemiz ne canım, ne güzel otururuz. Biraz sohbet ederiz. Bu arada hoş geldiniz hepiniz. Doğru. Acelemiz ne? Nasıl 30 yıl beklemişsin? Birkaç saat daha beklersin, olur biter. O zaman ben mutfağa gideyim. Oktay amca nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Üresin. Türesin. Üresin. Biliyorsunuz beni bu akşam istemeye geldiler. Gidiyoruz. Tamam, çok güzel.
Biz Sinan'la nişanlanacağız. Evet, biliyoruz. Ay tamam, harikasınız. Ailemizin en büyüğü sen olduğun için Üresinciğim, Cavide Hanım beni senden isteyecek. Cavide kim? Hani az evvel geldiler ya, Sinan'ın babaannesi. Sinan kim? Sinan... Merak etmesin. Nasılsın Efsun? İyiyim Cavide Hanım. Siz nasılsınız? Siz Üresi misiniz, Türesi mi? Efsun ben. Yeni gelin. Ay ilahi Üresi. Ah, kapı da çaldı. Vallahi hiç kimseyi beklemiyordum. Efsun! Hayırdır? Efsun! Sen şimdi kesin evleniyor musun? Mehmet lütfen. Tek taşımı geri ver. Tek taşı deyince? Hayır canım, zaten o plastik. Ben bayılacağım. Bu kız onu da yutmuştur. Yok, bitti bu iş Efsun. Yüzüğümü geri ver Efsun. Çek elini. Tersim olsun. Yeter! Çocuklar birbirini sevmiş. Bu işin adını koymamız lazım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Kızımız Sinan'ı, oğlumuz Efsun'u istiyoruz. Neler oluyor burada? Çıldırtmayın lan beni. Söz bildim ben almanın geçiyorsun. Bu akşamdan sonra Sinan'la bir daha hiç görüşmedik. O utancı unutmam ve hayli zaman aldı. Sonra Aysel teyzenin tanıdığı Haldun'la tanıştırıldım. Aileler uygun gördü, evlendik. 3 çocuğum oldu. Haldun iyi bir baba, merhametli, çalışkan. Ama tüm bunlar kalbimdeki boşluğu doldurmaya yetmedi. Her şey böyle de olabilirdi. Tabii ki böyle olmadı. İnanamıyorum. Ne geceydi? Bildiğin nişanlandık biz. Kızınız Sinan'ı, oğlumuz Efsun'a istiyoruz. Babaannem şoka girdi. Haklı kadın. Her şey o kadar ani gelişti ki. Gerçi gelişme de denemez ki bildiğin rezalet. Of. Böyle bir geceyi ucuz atlattık söyleyeyim. Şanslıyız. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Tabii canım. Sen başka bir şey soruyorsun. Bence şanslıyım, evet. Bunca yıl sonra bu merdivenlerde yine yan yana oturabiliyorsak... ben seni gözlerin içine bakıp böyle elini tutabiliyorsam... şanslıyım, evet. Hatta şu anda yukarıdan bir terlik gelmeyeceğini bilsem... seni kesin öperdim. Ben de seni. Gerçekten mi? Evet. Bunu duydum, iyi oldu. Cavide'mi kaçırdım ayol. O bunca zaman Efsun'u istemeye gelmediler, gelmediler. Tam geldiler. Ben kaçırdım. Gönül, kaçırdım. Ayol ne cimri kadın. Bir altın bile takmadı. Ay kabus gibi geceyi atlattık. Çok şükür diyen yok ha. Düğün hakkında bir şey konuştunuz mu? Ay siz bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Ay anneannem aşırı tatlı. Anne sana da böyle bir şat verelim. Güzel olur ha. Hadi yattım ben. Ay abi bana bak. Yarın kimseye söz vermedik. Köşe temizlik yapacağız. Ay çok üzgünüm ama yarın çok önemli bir işim var Sinan'ın. Arkadaşlarıyla buluşuyorum. Kumalarınla yani. Ha? Yok kuma demeyelim ona. Kanka diyelim. Seni sevmeleri lazım abla. Teste tutulacaksın Efsuncuğum. Bakalım testi geçecek mi Gönül? Anneanne. Test bitti. Sınav sonuçları geldi. Bak burada tanıştırayım. Daha kuş kafese girmedi. O kuş burayı...